Vallahi var ya, çocukların babası falan demeyeceğim. Ağzını burnunu dağıtacağım bu adamına. Yani gerçek burama kadar geldi, artık sabrım kalmadı. Şiddetle bir yere varamazsın ki Mithat. Yani her durumda kaba kuvvete başvuran erkekleri ben anlamıyorum, anlamayacağım da. Yani bence bu güç değil ki zaten, çaresizlik. Ama siz bunu kabul etmiyorsunuz. Ya ne alakası var? Bazıları sadece kötekten anlıyor. Bazıları diye bir şey yok Mithat, ben bunu da kabul etmiyorum. Şiddetin her türlüsü aynı benim için. Ona başvuran da öyle. Ya böyle senin gözlerinin içine bakınca sanki bildiğim her şey yanlış çıkıyor. Bak başkası, başka biri bu lafları söylese bana konuşturmam karşımda vallahi bak. Ama sen söyleyince böyle yaptığımdan utanıyorum. Böyle kaşlarını çatacaksın diye aklım çıkıyor. Belki de içinde bugüne kadar fark etmediğin yönlerini keşfediyorsundur. Sen iyiliğe, sevgiye sırtını dönmüşsün Mithat belli. Şimdi o iyi yanını, vicdanını gördüğün yüzüne bakmaya çekinme. Utanma da. Çünkü o senin içindeki iyiliğin aynası. Ben kalkayım artık. Sen de biraz dinlen. Peki, sağ ol her şey için. Ben teşekkür ederim. Mithat. Sen öyle düşündüğün gibi gaddar, çekilmez bir adam olsan bunları almak aklın ucundan bile geçmez. Bir de bir şey daha var. Şimdi sen bunları aldın ya, Gülce'ye vereceğim ben. O da merak edecek kimin aldığını. Eğer rahatsız olduysan ben aldım diyebilirsin. Yok, rahatsız olmadım. Ben Gülce'ye söz verdim, yarın parka götüreceğim onu. Eğer senin de işin yoksa tabii, acaba sen de gelsen tanışırsınız hem. Gülce'yle mi tanışacağım? Yani istersen. Tamam, olur. Parkta. Parkta olacağız. Tamam. Ben o zaman yarın parka gelirim. Tamam, o zaman anlaştık. Tamam. İyi nöbetler o zaman. Sağ ol. Görüşürüz.